Herkese selamlar. Bugün sizleri çok ama çok eski bir tarihe, 1961'deki bir futbol karşılaşmasına götüreceğim. Evet, milli takımımızın yapmış olduğu bir futbol karşılaşması. Biliyorsunuz TRT Spor'da Sporcu Vizesi adında bir program hazırlayıp sunuyorum. Bir gazeteci olarak da spor, özellikle de futbol ilgi alanımın içerisinde. Bu bağlamda her fırsatta bir şeyler yapma arzusu içerisindeyim. İşte bu arzuyla Sovyetler Birliği'nin arşivinde 1961 yazında milli takımımızın Moskova'ya gelerek Sovyetler Birliği ile yaptığı karşılaşmanın görüntüleriyle karşılaştım. Birazdan o görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Hatta arkadaşlarıma konuşmaları, Sovyet spikerin söylediklerini Türkçeleştirerek altyazı olarak da videonun altına koydurdum. Benim orada en çok dikkatimi çeken o tarihte 100 bin biletin satılmış olmasıydı ki bugün bile o rakamlara ulaşmak neredeyse imkansız, ama o tarihte o maça 100 bin kişi gitmiş, düşünebiliyor musunuz? Ama kadroya da baktığınızda kimler yok ki? Metin Oktay mı dersin, Lefter mi dersin, Can Bartu mu dersin, Turgay Şeren mi dersin? Herkes kadroda var ve çok ilginç bir karşılaşma. Sizleri o karşılaşmayla baş başa bırakmadan önce sporcu vizesiyle de ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz pandemi sürecinde biz de programımızı ara verdik. Özellikle bizim programın formatı gereği biz ülke ülke gezerek yurt dışındaki sporcularımızın oradaki hayatlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Tamamen başka ülkelerin durumu ile ilgili bir şey söz konusu. Çünkü uçuşların tamamı şu an itibariyle yasak. Ne zaman bu pandemi süreci normalleşir, uçuşlar eski haline gelir, biz de programımızın çekimlerine kaldığımız yerden devam ederiz. Ben sizleri daha fazla bekletmeden tarihin tozlu sayfaları arasında bulduğum o görüntülerle baş başa bırakıyorum. Последние два билета, а всего их было продано более 100 000. Сегодня выдающееся спортивное событие. Первый в Москве официальный отборочный матч чемпионата мира по футболу сборная команды Советского Союза, сборная Турции. Команда гостей, ее возглавляет капитан, он же вратарь, Шерен Тургай. Сборная СССР во главе с капитаном Валентином Бубукиным. Судит матч судья международной категории Марти Хирвиньеми, Финляндия. Чьи же ворота и сколько раз влетит этот мяч? С первых же минут советские нападающие устремляются в атаку. На штрафной площадке гостей непрерывно возникают опасные моменты. Но бьют не по воротам, а в сторону от ворот, говорят зрители. В свою очередь и гости тоже переходят в контратаки. Но безуспешно. 20-я минута игры. Мяч у полузащитника Валерия Воронина. Первый гол! Во второй половине игры турецкие футболисты окончательно ушли в защиту. Тренер гостей волнуется, как бы в ничью свести. Но и советской команде никак не удается увеличить счет. Зрители разочарованы, сколько упущенных возможностей. Первый гол был и последним. Победа! Сделан шаг на пути к первенству мира.